Fox TV'de bir tartışma yaşandı. Fox TV'nin bir programcısı canlı yayın sırasında bu sabahları yayınlanan, öğlen kuşağında yayınlanan programlar biliyorsunuz ciddi tartışma konusu. Çünkü orada öyle şeyler konuşuluyor ki öyle şeyler anlatılıyor ki yok artık filan diyorsunuz bu kadar mı? Canlı yayın sırasında işte ben eşim beni aldatıyor işte aldattığı video deyip porno yayın Hani ekrana gösterilmedi ama hani vatandaş ya gel sen de bak sen de bak deyip böyle bir görüntü izletti. O görüntü izletilince Fatih Portakal patladı. Dedi ki ya arkadaş hani Fox TV'nin de uzun yıllar ana haberini sunmuş bir isim olarak e, ya Bu böyle olmamalı bu işler. Yani reyting uğruna her şey yapılmamalı dedi. E programın yapımcısı patladı. Patlayınca da işte onun çok böyle çarpıcı görüntüleri var. Paylaşayım mı paylaşmayayım mı dediğim görüntü o görüntü. Yine paylaşmayayım anlatayım. Yani Fulya Öztürk diyor ki ben oramı buramımı açtım. Ben paralarımı oraya mı harcadım? Buraya mı harcadım? Ben şöyle yaptım. Ya mevzu bu. Savunma bu. Ya siyasette karşılaşıyoruz. İşte burada karşılaşıyoruz. Orada karşılaşıyoruz. Çok net sorular var. Çok net sorular ve çok net sorular karşısında verilmesi gereken basit yanıtlar var. Bazen evet ya da hayır diye yanıtlanabilecek sorular var. Bu sorular karşısında bu sorunun yanıtını vermek ya da konuyla ilgili bir değerlendirme yapmak yerine ben bugüne kadar cebime 5 kuruş maaş girmedi. Girseydi konuyla ne alakası var? Ne alakası var yani? Girseydi. Yani kimse senin hem cebini o kadar dolduruyorsun hem de böyle yapıyorsun filan demiyor ki. Girmiş, girmemiş. Yardım et. Ben yardım ettim. Allah'tan korkarım. O bu. Yani Allah katılıyor. Bilmem ne katılıyor. Kursağımdan bu geçmedi. Yardım severim. Onların hiçbiri e, her şeyi yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Yani ben bu kadar hayır yaptım, e o zaman bunları da yapmaya hakkım mı var demiş oluyorsunuz. Ne demiş oluyorsunuz? Bu savunmalarla e, iddialar arasındaki tutarsızlık ya da uçurum çok dikkat çekici. Onu söyleyeyim, onunla bitirmiş olayım. Yani görüntüleri de vermeye gerek yok. Hadi. E, Sözcü gazetesi fiyatlar gayet uygun demiş. Yok uygun değil demiş pardon. <laughs> ya tek tek bu 5 firmayı ve onların fiyatlarını karşılaştırmış. Bakın ee, bir liste oluşturmuş. Bu listeyi biz de benzer bir liste oluşturduk ve iki marketten alışveriş yaptık hatırlayacaksınız. Uygun olmadığını zaten ortaya çıkarmıştık. E, tarım kredi marketi yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok uygun dediği marketten alınanların toplamı 324 lira bu listede. Diğer 5 markette 306, 271, 339, 270 ve 275 alınabiliyor. Şimdi kaldıralım arkadaşlar. Ee, nedir yani? Gayet uygun. E bundan bin tane yapacağız. Ya yok öyle bir şey. Öbüründen bak 200 en düşük neredeymiş? 270 lira. 271 lira. İşte üç harfli marketler var. Onlardan o zaman 5000 tane daha yap. Buysa çözüm. Daha uygunu var. Gayet uygun dediğin yerden daha uygunlu var. Bu mudur yani? Bin tane market kuracağız, enflasyonla mücadele edeceğiz. Kahraman'a layıklık tepkisi var. Anayasada layıklıktan ve Atatürk'ten rahatsız olan eski meclis başkanına öfke büyük. Ee, Kılıçdaroğlu kirli siyaset yapılıyor, hesap soracağım. Bahçeli artık layıklık tartışmasını bir yana bırakalım. Kahraman'ın ailesinin yarısı FETÖ'cü diyen Meral Akşener açıklaması da yine yer bulmuş. Kahraman da sözlerim çarpıtıldı demiş. 98 yıl önce Türk ordusu İstanbul'a böyle girmişti. Hula Önder Atatürk'ün başlattığı milli mücadele sayesinde İstanbul 6 Ekim 1923 yılında işgalden kurtarıldı. Sözcü gazetesi elbette İstanbul'un işgalden kurtuluşunu e, ilk sayfadan veren e, gazetelerden biri olmuş. Bakın Cumhuriyet İstanbul'un kurtuluşunu vermiş. İlk sayfasında var mesela. Diğerlerine şimdi tek tek bakmayayım. Neyse. Verenler var, vermeyenler var keşke kurtulmasaydı diyenler de var çünkü. Ya İstanbul işgal altında. Ayasofya işgal altında. Ee, Osmanlı'nın kurucularının türbeleri e, önünde çekilmiş fotoğraflar var ve siz bu işgali sona erdiren e, cumhuriyeti kuran kadronun karşısında çıkıp onu lanetleyecek sözler sarf edebiliyorsunuz. 105 milyon dolar bağış nereye gitti? Bak Murat Muratoğlu bir daha sormuş. 105 milyon dolar bağış nereye gitti? Soru basit. Yani Fulya gibi efendim ben kursağımdan 5 kuruş geçmedi oramı da açtım buramı mı açtım ben şov peşinde miyim filan demeye gerek yok. Soru basit. 105 milyon dolar bağış nereye gitti? Yanıt. Tek kelime, iki kelime. Kaç haneli bilmiyoruz yani kaç şey kelimesi var. Bir cümle lazım. Şuraya verdik. Borç birikti, sanayici teknik iflasa girdi. Borcu e, aktiflerini kat kat aşan çok şirket olduğunu söyleyen Ankara Sanayi Odası Başkanı konuşmuş. E, artık pandemide çarkı döndürebilmek için aldığı borçlar yüzünden borçluluk oranı %250'leri aşan, ödeme sıkıntısı yaşayan sanayicilerin teknik iflas sürecine girdiğini belirtti. Türkiye'yi çamaşırhaneye çevirdiler, hesap soracağım. Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi rüşvetin baronların paralarının meşrulaştırıldığı ülke haline getirdiniz. Bütün hırsızları temizleyeceğim. Söz veriyorum demiş. Ulu Önder Atatürk geldikleri gibi giderler dedi. Öyle de oldu. Evet böyle demiştik. Ee, İstanbul'un kurtuluşundan gelmiştik. Onunla bitirelim. Geldikleri gibi giderler. Bir Gün Gazetesi. Yağma Hasan'ın böreği burada demiş. Ulaştırma Bakanlığı aynı işe 1111 kat fazla ödeme yaptı. Yetmedi. 19 milyarlık ihaleyi pazarlıkla istediğine verdi. Üstüne mükerrer ödeme yaptı. Sayıştay bakanlıktaki usulsüzlüğü gözler önüne serdi. Tam bir kara delik oluşmuş ee, Sayıştay raporlarına bakıldığında. Yetmez ama evetçilerin tartışması bunlar utanmaz başlığıyla verilmiş. Haberi detayıyla vermiştik. Nobel Fizik 3 isme. Dün e, tıp ödülü ve e, kazananları açıklarken... E, bir ismi telaffuz edemedim. İsmi telaffuz edemediğim için de hani e, okuyamadım deyip geçtim. Yani okuyamadım yani o Türkçe'de e, biliyorsunuz İngilizce'de e, harf harf e, söylenir, e, kodlanır. Ve dolayısıyla de aynı zamanda aynı yazımın farklı farklı telaffuzları da olabilir. E, çeviremediğim isim sanki hani e, milletine, ırkına, milliyetine... E, hakaret etmişim gibi değerlendiren izleyicilerimiz olmuş. Ama kastım o değil. Yani öyle anlaşıldıysa da üzülürüm. Çünkü hiç yapmadığımız, hiç kendime yakıştıramayacağım bir iş, e, yakıştırmayacağım ve yapmayacağım bir iş. Dolayısıyla e, yani ismi telaffuz edemediğimde o sürat içerisinde hani bu ismi okuyamadım deyip geçiyorum. Ne yapayım ki? Yani harf harf söylememi istemezsiniz herhalde. Nobel fizik ismi e, ödülü şu açıdan önemli. Eee iklimcilere verilmiş. Dünya küresel iklim krizi yaşanırken iklim krizi yaşanırken tam bu alanda çalışma yürüten isimlere verilmiş ödüller var. 3 isim ve dolayısıyla aslında Nobel de küresel iklime, krizine dikkat çekiyor, küresel ısınmaya dikkat çekiyor. Bunu söylemiş olalım bu fizik ödülleriyle beraber.